Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Rabia'nın Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün sizlere kabak tatlısı yapacağım fırında. Çok güzel oluyor, tadına doyulmuyor. Bu bahçemdeki kabağımız. Şöyle, İki tane kabak çıktı bahçemizden. Bir tane de küçük bir şey çıktı. Evet. Önce tarifini versene anne. Tarifini vereceğim anneciğim. Kabağımızı böyle kesiyoruz önce. İçine hiçbir şey koymadan sadece şeker koyuyoruz. Akşamdan ıslatmıyoruz. Kirece yatırmıyoruz. Bir de bunu kirece yatırırlar anneciğim. O da güzel olur ama biz onu yapmıyoruz. Yeni duydum. İlk defa duydum. Sen normalde kabak tatlısını zaten yapın ama. Arkadaşlar ne kadar çok çekirdeği çıktı. Seneye tohum olacak bunlar inşallah. Arkadaşlar işte isterseniz de yiyebilirsiniz. Çok güzel tohum oluyor. Şöyle ikini ayıklıyoruz. Çekirdeğini ayrı alalım. Nasıl iri iri arkadaşlar. Bal kabağının çekirdeği. Bunlar ne? İçin. Bal kabağını. Onlar da tatlı yapılmıyor. Evet arkadaşlar, cevizle, Hindistan cevizi tozuyla misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Şöyle. Arkadaşlar bu kabağın kabuğu çok ince. Yani küçücük bıçakla bile kesebiliyorsunuz. Bunun cinsi bir ayrı. Değişik cins. Evet. Bak kabuğunu yani gösterelim. Sert değil. Kabuğu çok ince. Bak anne. Ve içi çok turuncu. Evet anneciğim. Söyle. Şimdi ben onların kabuğunu soyup diğer tepsiye koyacağım. Niye böyle bütün bütün koyuyorsunuz diyorsanız. Hazırlıyoruz. Bakın çekirdeklerini arkadaşlar. Ay tane tane koymuşlar sanki oraya. Cenab-ı Allah düzmüş anneciğim. Bir tane bir tane baksana. Tek tek tek. Nasılsınız arkadaşlar? Konuşmayalı, görüşmeyeli. İnşallah iyisinizdir. Epeyden belli ben video çekip atamıyorum. Çalıştığım için vaktim olmuyor. Şöyle. Anne nasıl çok çıktı. Bir de benim videolarım çok az izleniyor arkadaşlar. İzlenme olmuyor. İnşallah benim videolarımı da izlersiniz. İnşallah benim kanalım da açılır. Arkadaşlar sizlerin desteğinizi bekliyoruz. Lütfen bize de desteğe gelin. Yani. Daha içinden çekirdek çıkıyor. Evet arkadaşlar, biz hala kesmeye devam ediyoruz. Bunu bir tepsiye nasıl sıvıştıracağız bakalım. Küçük küçük dilimleyelim. Yok, küçük sevmem ben. İnce ince dilimleyelim ama. Büyük olması lazım. En fazla ben şu incelikte seviyorum. Böyleyken daha tatlı oluyor. Küçük küçük dilimle mi yiyeceğiz mi? Hayır anneciğim, bunun özelliği böyle. Zaten servis yaparken de birer tane birer tane koyacağım. Büyük ya zaten. Anladım. Böyle koca koca kalmıyor anneciğim. Eriyor bu pişe pişe. Fırında bir buçuk saat pişmesi lazım. Şurasını almadım bak anne burayı. Şura mı? He. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar, şimdi kabuğunu soyalım. Kabuğunu soyalım. Bakın kabuğuna ne kadar incecik. Az şöyle git. Aynı karpuz kabuğu gibi anne. O biraz sert, bu çok iyi. O çok biraz ince. Değil, baya baya sert. Yeşilliğine bak, çok güzel yeşilliği. Yeşil biraz alırız ya böyle. Sevmem öyle ben yeşil. Neden?
Şöyle. Biri bu tepside, öbürü de pişirecekleri bu tepsiye koyuyoruz değil mi? Hı hı. Çok güzel. Anne, bunun buralarıyla bir şey yapılmaz mı? Şunlar. Şunlar mı? Evet. Hayır. Bir şey yapılır, inek yer onu. İnek çok sever onu, eminim tavuklar sever. Tamam, o zaman tavuklar atacağız dışarıda. Evet. Kuşlar sever mi? Bilmiyorum. Dört tane oldu. Tek dört tane. Tek dört tane mi? İki tepsi var anne, haberim yok. Ama tek dört tane oldu anne bak. Evet arkadaşlar, bir tepsiye bir tepsi kaba, beş su bardağı şeker koyacağım. Tam beş su bardağı. Ay, gülmek geldi içimden. Hayırdır anne. Bilmiyorum, kayraya güldüm anne. Bir çıkartıyor şu hocam. Yukarıdan çekeyim mi? Bak hani kabuklarına. Anne, Ebru sanatı gibi duruyor anne. Dedim mi ince kabuk diye. Ama tadı muhteşem oluyor. Muhteşem hali. Muhteşemden de öte. Ceviz yok Emine. Ceviz kırmamız lazım. Ceviz kırdık ya Oktay. Yani cevizimiz var da kırılacak arkadaşlar. Kayrağı verelim kırsın. Yetişemedim, kıramadım. Hepsini kırıp dondurucuya koyuyorduk. Şöyle daha göstereyim ben. Evet arkadaşlar, ben şekerini döktüm. Su falan ilave etmedim, hiçbir şey yapmadım. Sadece 5 su bardağı şekerini döktüm. Hemen fırına süreceğim ben bunu. Erimesini beklemeyeceğim. Fırında hem eriyecek hem de pişecek. Haydin fırına verelim bunu şimdi. Fırına verdim ben bunu şimdi. Fırın bunu döndüre döndüre pişirecek zaten arkadaşlar. Servis yaparken görüşürüz inşallah. Davul fırına verdim bu sefer. Evet arkadaşlar, fırından çıktı. Alüminyum tepsiyle pişirmiştim. Hemen borcama aldım. Sonra sektim. Hem soğuyacak hem de bunu da saklayacak. Hemen yenmediği için 2-3 günden önce yeniyor sağlık açısından. Borcama koydum. Çok güzel kızarmış arkadaşlar. Nar gibi olmuş. Ellerimize sağlık. Hemen bir tanesini servis tabağına aldım. Evet. Arkadaşlar şöyle. Şunları azaltalım, çok az. Hindistan cevizi tozu döküyor Emine. Sonra üstüne biraz ceviz döküyorum. Cevizi ben çok seviyorum çünkü. Güzel oluyor. Biraz daha koyayım şöyle. Şimdi arkadaşlar bakın, yumuşacık oldu. Titriyor. Pamuk gibi olmuş gerçekten. Şöyle çok alayım. Bile pişmiş. Evet arkadaşlar, tam 1,5 saat pişti. Ben bileyim mi? İyi anneciğim. Ellerimize sağlık. Çok güzel olmuş. Denemenizi tavsiye ederiz. Hiç bekletmiyoruz. Hemen kabakları doğradım. Şekerin üzerine ilave edip direkt fırına sürdüm.
Evet arkadaşlar. Kanalımızda kalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olun. Like atmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Sizden bir ricam olacak. Lütfen videolarımızı izleyin. Sizin sayenizde büyüyelim arkadaşlar. Kanalımızda kalın. Evet, hayırlı günler. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar sağlıklı kalın. Hoşça kalın.